Arkadaşlar selamlar herkese biraz bu aydınlık ve karanlık haritası çabuk geçiyor KVK süresi kısa 29 günü kalmış son olarak barbar kesecek çoklu barbar kesecek çok fazla vakit olamadı işte herkes zon 5'e geçtiğinde biz de mecburen geçmek zorunda kaldık. Yakında zon 6 kapıları açılacak. Zon 6 kapıları açıldığı zaman e, ben zon 6'da olmayı planlamıyorum. E, yavaştan benim zon 4'e dönme vaktim geldi. Çok fazla şimdiye kadar çoklu barbar kesecek fırsatımız olmamıştı. Bakın zon 4'te çok fazla kimse kalmamış durumda pek. Herkes zon 5'e geçti. Zon 6'da açılınca iyice herkes zon 6'da ya da geçer. Çok nadir birkaç kişi kalır zon 4'te. Onlar da çoklu barbar bar kesenler olur genellikle. E, zon 5'te de kesilebilir tabi ama zon 5'te birazcık daha az oluyor çoklu barbar. Bar. Hani zon 4'te kimse olmadığı için... Daha tatlı oluyor. Şimdi az sonra beraber çoklu barbar keseceğiz. Elimde çok fazla enerji puanı vardı. Hala var. Ee, enerji puanlarını harcamak için biraz daha yüksek level barbarları e, bekliyorum. Yakında e, bir de lohar etkinliği de gelir buraya. Bu hafta gelmedi çünkü. Diğer haftada umarım artık bir lohar etkinliği gelir. Lohar etkinliğinin gelmesiyle beraber e, tekrar zone 14'ten e, diğer zone 6'ya geçeceğim mesela. Zone 6'da 36 level ve üzeri barbarları arayacağım. Lohar etkinliği vaktinde. Bu barbarları keserek özlerimi harcamaya çalışacağım. E, o döneme kadar birazcık ışınlanacağız. işte. Şimdi geriye gideceğim. Antikte çok bana ihtiyaç yok gibi şimdilik. Zon 4'ten askerlerimi antiye doğru yollayacağım. Antik vaktinde 40 saat sonra açılıyor zaten. Eğer bir savaş durumu vesaire olursa ordularımı duruma göre bayrağa sokarım. E, tekrar rakip krallık bir buraya atak yaparsa ordularımı bayrağa sokar. Belediye binamı hızlıca tekrardan gerek olursa buraya ışınlarım. Ama bence bir rolanti ilerleyecek. Çünkü iki antiyi de aldık. E, i̇ki antiyi de tekrardan aldık. Bundan sonra bence diğer taraftaki antiye yoğunlaşacaklar. Buradan ümitlerini kesecekler gibi duruyor. E, gerek olursa dediğim gibi tekrardan geleceğiz. Bol bol ışınlanma atacağımız bir döneme doğru ilerliyoruz yani. Şimdi Zondor'da yavaştan bir bakalım araştıralım. Zondor'da nerelere gidebiliriz? Çoklu barbarlar nerelerde çok elmas toplayacağız. Bu da birazcık elmas toplama ve çoklu barbar kesime dönemi olacak benim için. Savaş olursa tekrardan gideceğim. E, bu, bu ayrımı iyi yapmak lazım. Genellikle ışınlanmayı seçeceğimiz yerler Haçlı, Kalesi etrafı ve kampı ikisinin arasını seçebiliriz. Bu bölgelerde birazcık çünkü elmas da çok çıkar. Daha rahat elmas toplarız. Nehirden de uzakta. Nehir yolumuzu çok kesmez. şu bölgeye ışınlanabilirim. Bu bölgelerde de bir elmas madeni arayabilirim bu sayede. Farm hesapları zon 4'te. Şuraya bir ışınlanalım bakalım. burada yavaş yavaş çoklu barbar keserek de çoklu barbarların hani barbarların konuşulandığı yerleri genel olaraktan tespit etmeye çalışacağız. Yavaş yavaş alışacak hani gözümüz aklımız hani şurada çoklu barbar var bar diye alışacak. Bakın şu bölgede var mesela. Önce bir 4 e, kıta elmas toplayacağız. Bakalım elmas madenlerini bir arayalım. Hemen bir tane bulduk. Kvk kartasında elmas toplamak bu şekilde daha kolay. Hemen 3. level bulduk. 4 tane 4 kıta elmas toplayacağız. 3. level elmas madenleri de olduğu için birazcık daha yavaş topluyor yani krallıktaki kadar hızlı olmuyor. Biraz daha rahat topluyoruz Kvk Ya yani Bir de bir kıta da çoklu barbar bar kesince Zaten Ordular Köy'e geri dönse de problem değil. Zaten online oluyorsunuz. Birazcık online sürenizin bol olduğu bir dönem olması lazım. Şu an ben 10 saat boyunca mesela ara ara oyuna girmem gerekiyor. Çok fazla online olduğum bir dönem olması gerekiyor. Yani bir süre böyle gideceğim. Çünkü şu an bir daha böyle bir fırsatı uzun süre boyunca bulamayacağım zaten. Bu dönem oyun online süremi yüksek tutup elmas kasmam ve hız kasmam gerekiyor bu dönemde ve onur puanı tabii ki aynı şekilde temayı istiyorum. Bu KVK'nın teması, balıkçılık kuş teması benim için önemli bir tema. Ee, özellikle bu KVK'da birazcık daha online süremi artık arttırmam lazım. Bayağıdır yatıştayım, yatıştayım, yatıştayım. Yeter artık. Yeter birazcık çalışmamız gerekiyor. Elmas madenlerini birazcık büyüttüm. Ya bu elmas madeni ara seçeneği yok maalesef bu oyunda. Bunda bir getirseler iyi olur. Haritayı böyle küçültüyoruz. Elmas madeni arayacağız bakalım nerede bulabiliriz bunları. Neredesin kardeş? Elmas madeni yok ya şaka gibi. Biraz uzaklara gideceğiz duruma göre. Bu elmas madenlerinin çıktığı yerler de genellikle sabit olur. Hani bir yer biter diğer tarafta çıkar. Hani oyun rastgele bir orada bir orada da atmıyor. Sanki hep aynı elmas madeni bir süre sonra tekrar aynı yerinde çıkıyor gibi. Şu an bu kahve kartısında da ilk kez elmas topladığım için bakın şurada mesela elmas madeni var. Yavaş yavaş bunları kafamda da kafama da kazıyacağım. Oo çoklu barbarı tatlı da bakın bir sürü var orada. Bir oyunu silip yüklemem lazım bu aşırı kasma sorunları büyük ihtimal ön de doldu. Bir ön boşaltmam lazım. Oyundaki chatleri vesaire chatler de aşırı donuyor bu aralar. Onları bir boşaltmam lazım. Birazcık donma sorununa çözüm getirir diye ümit ediyorum. Bu aralar daha çok donuyor çünkü benim oyunum. Valla yok elmas bulamıyorum. Nerede bulacağız? Haçlı kampı taraflarına bakayım biraz. Buralarda vardır ya. Boştan buraya. Haçlı kampın etrafında çok maden olur çünkü. Elmas madeni de vardır. Birileri toplamıyorsa. Heh, bakın hemen şurada bulduk. Bir ordumu daha yolladım. Şimdilik de Lohar'ımı ve YSG'ye çıkacağım. Neden Lohar YSG? Richard YSG yapıyorlar mesela. Yani Richard'ı olanlar tabii ki özellikle Zone 4'te illa bir Richard'a gerek yok. Olsa da olur. Ee, olmasa da olur. Böyle bir şey var. Lohar'la barbar kestiğimizde ekstradan kutular geliyor. Ee, doğal olarak çoklu barbar kesince de o çoklu kutuları ben işime geliyor. Aslında Richard da kullanılabilir. İlla şey, iyileştirme etkisi yaptığı için daha rahat çoklu barbar kesilir. Şu an burada 3 tane çoklu barbar bar var. Yolumun üstünde. Bunu keseceğim. Ondan sonra birazcık daha fazla. 10'lu belki 7'li 8'li kesebileceğim bölgeler aramaya başlayacağım. YSG ile çoklu barbar bar kesmek daha kolay. Eftalya ile kesmeye çalışanlar oluyor. Eftalya ile de kesiliyor tabi. Mesela şu an 3 tane barbar bar yan yana. Çok iç içe yani. Bunu çok rahat bir şekilde Eftalya ile de kesebilirsiniz zaten. Ama YSG birazcık daha kolay. Bakın hani şurayı bir keselim. 27. seviyede mesela burada kesebiliriz büyük ihtimalle rahatça. Çünkü ordumu çekebiliyorum. Bakın şöyle birazcık getireyim. Diğerleri de gelecek. Çeke çeke, çeke çeke, çeke çeke çoklu barbarlarımızı keseceğiz. AV kartısına kesmek zor. Zon 5'te kesmek zor. Zon 5'te Richard'ınız yoksa kesmek zor. Bir de Zon 5'te çok fazla online oyuncu olduğu için çok fazla yan yana barbar da bulamıyorsunuz. Ondan kaynaklı. Yoksa Richard bende de var. İlk becerisi 5. Bu barbar kesmek için yapmıştım vaktinde. Hani gerek olursa orada da keserim. İşte bak şu da uzaklaştı. Ne uzaklaşıyorsun kardeş? 27'yi keselim derken bunu kaçırdık. 28'i kaçırdık. Bakın ordularımı şöyle ortaya doğru getireyim. ya. İşiniz olduğu zaman mesela YSG'yi ben buraya götürüyorum. Ne kadar bir tane çoklu barbar bar bölgesi buldum. Ne kadar zamana gidiyor? 3 dakika. 3 dakika boyunca oyundan çıkarsınız ya da 15 dakikalık yola yollarsınız. Orada güzel bir barbar bar bölgesi keşfedersiniz, yollarsınız. Orada elmas madenleri zaten geri döner. Ne kadar zamanda topluyor elmas çıklar. 22 dakikada elmas madenleri ne kadar gelecek? 4 tane elmas madeninden 4 kere 320 elmas gelecek. 20 dakikada bir girmeniz gerekiyor. Bu 1000 tane öz öyle kolay bitecek bir öz değil. Çoklu barbar keserek. 40 öz harcadık. 3 tane barbar kestik. 30 tane 10 tane daha geri dolmuş. Ben bunları diğer bölgedekileri keserken tekrar dolacak. Bir işte kaç öz gidecek az sonra? 38 öz gidecek. 2-2 düşüyor ya her kesimiz barbarda. 38 öz gidecek. Bu arada oyunun chatinde problem var bende. Oyundan yazanlar varsa görmüyorum kusura bakmayın ee, bayağı bir donuyor yani gözümden kaçmış olabilir. Böyle durumlarda bir de e-posta yoluyla ulaşırsanız oyundan e, daha da sağlıklı olacaktır. Bu arada yolda giderken şurada da bir beşli barbar gördüm bunu keseyim öyle gideyim gideceğim yere. Canınız çok azalıyor dediğim gibi Richard'ı da tercih edebilirsiniz illa Lohar tercih etmenize gerek yok. Ama Lohar'da güzel iyileştirme etkileri olduğu için Lohar SGde özellikle Zone 4 için bence yeterli oluyor. 28 level nereye gidiyor kardeş? De uzaklaşıyorsa da geliyorduk. Misafir de kabul etmiyor. Böyle çeke 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 çeke. Geldim buraya. Bakın YSG'nin menzilini bu şekilde ayarlayabiliyorsunuz. Bunu efter ya da ya da diğer alan vuran komutanlarda ayarlamak çok kolay değil. Bakın vurduk geliyor pıtı pıtı diye. Gel kardeşi Sağ tarafa doğru gideceğim. Zaten ikisinin de ortasındayım. Hani ortalarını aldılar beni. Kaçmaz ikisi de. Öyle ümit ediyorum. Şu iki barbara daha yaklaşabilirsem. 3'üne de vurduk. Geldi 5 barbarımız da burada keseceğiz artık. Kaçmaz bunlar zaten. Girimi değiştirmeyeceğim için. Şimdi daha daha farklı bir 5'li, 6'lı, 7'li, belki 10'lu barbar kesme yerleri bulacağız az sonra yavaştan. Şu bölge güzel. Şu bölgede kaç barbar var? 1 2 3 4 5 6 7. 7 tane barbar var. O yedi barbarı da keseriz. kolay bunları kesmek yan yana hepsi. Bakın çeke çeke çok rahat hepsi kesilir bu barbarların hepsi. Buna bakalım. Bitiremedi hala. Kardeş kessin barbarları. Bu yedili barbarımızı keselim ondan sonra. Onur puanı da geliyor bu arada yavaş yavaş. Yani şimdi Zondort'te bunu kesmek daha kolay bir de. Şimdi kimse de yok ki, ya bu bölgede barbar kesen de kalmadı. Yani çoklu barbar keserken adamın biri geliyor troll diyor. Yani senin keseceğin o hani sürükleyerekten gittiğin bölgede illa o barbara girip o barbarı kesiyor. Bir de bu çoklu barbar kesmenin ne olduğunu bilmeyenler. Ya bir bölgede YSG ile barbar kesini görüyorsanız abi elleşmeyin barbarlarına. Ee, bu bir nevi sabote etmek oluyor hani adam bir plan yapmış hani git daha ötedeki barbarı kes daha başka kesebileceği barbarlar varken YSG'nin alanındaki barbarlara dokunmak etik değil yani doğru değil bu hatta tartışma bile çıkartabilir birçok yerde Hani adam bilmiyordur diyor ben geçiyorum çok tartışmaya girmeyi sevmiyorum insanlarla Ama bu konuda anlayışlı olmayan çok fazla oyuncu ile karşılaşırsınız yani kendinizi düşünün adam geliyor kesiyor ya böyle absürtlük mü olur etik olarak doğru bir şey değil yani. Kardeşim senin barbarımın falan ne gerek var böyle bir şey yani takım arkadaşısınız. E, biraz daha git uzaktakini kes ki adam da rahat rahat kasabilsin. Hani yakında Teodora da çıkıyor zaten. YSG'si olmayanlar Teodora ile beraber keserler abi barbar kesemiyorsa. Bu çoklu barbarları keserken de nereden kesmeniz gerektiğini hesaplamanız lazım. Nereden kessek? Mesela bunu kessek aşağı inip yukarı çıksak biraz zor olacak gibi. Şuradan başlayalım. 27'ye alırız. En yani son 28'e bakın uzaklaştı. 28'e gidebilirsek 28'e gideriz. Yani direkt bunu da aşağı doğru çekmek de istemiyorum. Çünkü bu sefer barbarlar kaçıyor. Önce sırayla önce bunun canını azaltalım. Kaç level? 31 level barbarın canını önce azaltalım. Sonra yavaş yavaş aşağı doğru ineriz. Zaten ilk önce bu ölecek. Yani bir anda hepsini aynı anda vurmaya kalkarsam sıkıntı yaşatabiliyor bu. Hem daha hızlı eririm. Daha fazla ağır yaralı veririm. Önce bunu keseceğim. Sonra diğer arkadakine dönmeye Yandaki Yandakine dönecek. Daha sonra aşağı doğru kaydırmaya başlayacağım. Bir de sol aşağıdan kaydırayım belki 28'i de alırım. 29'da zaten kendiliğinden geliyor. Şöyle birazcık aşağı kaydırabilirsem hoş olacak. İnşallah kaçış çok aşağı inmeyeyim. Çok aşağı inince de bu sefer 27 level barbar kaçıyor çünkü. Kestim, vurdum, son saniye vurdum. Şu barbarı da aldık. 29 level barbarı aldık. Devam ediyor. Hala öz harcamadım bakın. Devam ediyor bu barbarlar. Biraz daha aşağı çektim. Sakın kaçma. Kaçarsa her şey boşa gider. Kaçma gel buraya. Gel, gel aldık. Şimdi 28'i ve 24. Bazen kaçabiliyor, olabiliyor böyle şeyler. O birazcık sinir bozucu oluyor kaçınca ama bu üçünü de keseceğim. Daha fazla uğraşmama, zorlamama gerek yok. Hani kese kese 31'e de gitmeye çalış falan dersek bu sefer buradakini kaçıracağız. Bu kadar yeterli abi. Zaten bu öz bitmiyor. Hani böyle kese kese özü zaten bitiremiyorsunuz. 1023 var. Ne olacak? Şimdi yine farklı bir barbar bar kesme bölgesi arayacağız. Birazcık editleye editleye yapacağım bu kısımları. Size hem elmas madeninden ordularım geri dönsün. Sonra tekrar orduları yine elmas madenine götürürken bakacağız. Bakın şu an ben ne yapacağım? Benim bir yemek molası vermem gerekiyor. Bir çoklu barbar bölgesi bulayım kendime. Ee, güzel bir bölge. Yani eski haritayı hatırlıyorum. Eski haritada nerede barbar vardı hep biliyordum. Bu harita yeni bir harita benim için. Henüz bu haritayı tanımıyorum. Bakın şu bölge çok tatlı. Çeke çeke hepsini keserim ben burada. Ee, i̇nşallah dağılmaz burası. Yani ben gidene kadar bazen sağ sola kayabiliyorlar. Yeni barbarlar çıkar belki de. Ya da süresi bitebiliyor. Ne kadar sürede ulaşacak? 4 dakika 5 dakikalık yol var. Ben burada oyunu kapatacağım. Ondan sonrasında bir yemek molası falan vereceğim. O arada loharım gitmiş olur. Elmas madeninden askerlerim dönmüş olur. Acelem yok yavaş yavaş. Giderim yemeğimi yerim abi. 15-20 dakika sonrasında oyuna girdiğimde e, loharım burada hazır olur. Madenlere de tekrar askerleri geri yollarım. birazcık böyle kesiliyor bu e, çoklu barbar işi. Mola vere vere, mola vere vere bu şekilde ki yapıyorsunuz. Hem rahat rahat bu sırada elmas madenlerinizi toplamış oluyorsunuz hem de e, barbar e, yatağına ulaşmış oluyorsunuz. Arkadaşlar oyunumuzu açıyoruz şimdi. Bakalım de alemde. Aa, yebek de yebedip erken girdim. Bir türlü yebek işini halledemedik. Şöyle bir bakalım. Belki toplamadan dönmüştür askerlerimiz. Bağlanmıyor. Oyunu komple silip tekrar yüklemem gerekiyor ya. Aşırı kötü bende bu aralar oyun. Yani e, böyle durumlarda oyunu komple silin. Bir de ön bellek boşaltılıyordu oyunun. Aa, onu da bir araştırmam lazım. Nasıl boşaltıyorduk? Unuttum. Unuttum. Çok uzun zaman oldu. Çok fazla chat gruplarına ekliyseniz ki ben de bu yüzden zaten chat gruplarından çıkıyorum. Chat grupları da oyunu aşırı derecede donduruyor. Çünkü sohbet geçmişi çok birikiyor. Sohbetleri şöyle bir komple silip e, tekrardan bir oyuna bir dönüş yapmak lazım. Bakın hemen dönmüş. Çok da bir zaman geçmedi. Hemen tekrardan girdim. Luharım orada duruyor. Şunları tekrardan bir elmas madenine yollayacağım güzel bir şekilde elmas madencikleri biz 120 tane topladı geldi. 120 Tenden de fazla topladı bu arada. Çünkü özel sonuçta bonuslar veriyor şeyler toplayıcılarınız size. Bir tane şurada bulduk. Topla kardeş. Kahve kartasına kolay. Kral kartasına birazcık daha zor elmas toplamak. birinci seviye, ikinci seviye elmas madenleri zaten çok üçüncü seviyeler bile bunu altıyor. Bakın 127 civarında elmas gelmiş oldu. Ya bu aralar ağzıma bu dokuttu. Reklam yapıyor gibi oluyorum. Aa, ah, hemen dibimde elmas maden çıkmış. Süper. Süper 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 süper. Ne seçelim? Şunu yol diyelim. Birazcık daha işi hızda toplaması lazım o şeylerimi, toplayıcılarımın ki. Mesela bu elmas toplamak ve çoklu barbar -bar kesmek oyuncuları çok aşırı derecede öne geçirebiliyor. Yani YSG'yi erken safhada kasmak isterseniz bunun için mesela kasabilirsiniz birinci KVK'dan itibaren ee, bu şekilde çoklu bir de birinci KVK'da zon 4'e hapsi olursanız abi diğer oyunculardan fırsat bulup da barbar bar kesip elmas toplayamazsınız yine zor oluyor yani. E, birazcık şans işi bir birinci KVK. birinci KVK oynayan arkadaşlara e, geçmiş krallıkları da yakın krallıkları araştırıp hani yakın geçmiş krallıkları araştırıp Oranın güçlü klanlar bulabilirseniz orada hani hangi krallık güçlüyse o krallık alıyor. sonuçta birinci KVK'da da mesela 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 birinci KVK'sını yaşayacak krallıklara bakalım. Bu arada bunların hepsi tahmini şeyler. Türkler falan var orada Aa, bizim krallığımızdan göç et dedi falan diye triplere girmeyin abi rica ediyorum. Mesela 1904. krallıktasınız tamam mı? Diyelim ki 1904'tesiniz. Mesela bu krallık güçlü mü değil mi bilmiyorum. 17 gün geçmiş aradan. Şimdi e, burada mühür kalkacak. Bakın şu an durumu korunuyor diyor. Yani sisli. Bu haritayı keşfedemeyeceğiz bile. Mühür kalktığı zaman e, sisler açılıyor. Sisler açıldıktan sonra siz 1904 ve önceki krallıkları şöyle bir inceleyebilirsiniz e, ve bu 1904'ten geriye doğru göç edebiliyorsunuz. Diyelim ki. Burada baktınız 1899. Krallık'ta çok güçlü bir klan var. Tabii bu kayıp tapınak açıldığı zaman bakın daha çok buna. KVK başlamadan bakmanız lazım ama. Diyelim ki 1899'da çok güçlü bir klan var. Buraya göç edebiliyorsunuz geçmişten. Ama diyelim ki 1899'dasınız ve mevcut krallığınız çok savaşlar döndü ve güçsüzleşti. KVK'yı kazanma ihtimali olmadığını düşünüyorsunuz. İşte rakibiniz var. E bu durumda da en güçlü krallık 1902 ise 1902'ye gidemezsiniz 1899'dan. Ne olacak? Bir önceki anakaraya bakacaksınız. Bir önceki anakarada en güçlü krallık neresiyse o krallığın kralıyla konuşup oraya göç etmeye çalışın. Zon e hapsolmak bu oyunda çok problemli bir şey. E, Kvk falan hiç oynayamıyorsunuz Herkes iç içe birbiriyle kavga dövüş e, Biraz problemli yani Bu arada luhacımız gelmiş Şurayı da keselim ondan sonra da videoyu burada bitireceğim Ben de bir yemek molası vereceğim O arada burayı kestikten sonra Yine güzel bir barbar yatağı bulup e, Luharımı oraya yollayacağım Luharımı oraya yollayacağım Ve o arada da yemek molası vereceğim e, Yemeğim bittiğinde işte Tekrar elmas madeninden dönmüş olurlar Ben de çoklu barbar kesmeye devam ederim Özüm kaç olmuş geri dolmuş ya geri doluyor ya. Biz kesiyoruz kesiyoruz o geri doluyor. Yani onun için çok da böyle aman yüz hepsini birden keseyim. Hepsini alayım diye çok da kasmaya gerek de yok. Yani kesebilirsek keseriz tabii ama şu 29 ulaşabilir miyiz bakalım. Deneyelim. Olmadı. Bir daha birazcık öz gitsin. Bir şey olmaz. Çok da hani bitmiyor çünkü. Öz bit bitmekse çok zor. Ara, ara vere vere kestiğimiz için. Sakın kopma. Bağlantı koparsa kötü. Geri kaçmazlar inşallah. Kaçmazlar Tamam. 29'a da ulaştık büyük ihtimalle. Şuradan birazcık çünkü çapraz yapacağım. Buradan benden ayrılmazlar büyük ihtimalle. hani 29'a da vuracağım. 29'u 27'yi keseceğim. Oradan arkadaki 27'ye de gidebilirim hatta bu sayede. Şunu kesmeden e, ee, aa ne oldu? Niye gelmediniz? Neden gelmediniz? Gelmediler ya. Dur bir geriye çekeyim. İnşallah yetişir. Bir, ustalık bir vurdu 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 vurdu. Getiririm onları ben. Hemen şöyle sss. gelmedi. Vay arkadaş. Getiremedik. Neyse çok önemli değil. Bu kadar ince ayrıntıyla kesmenin ee, sıkıntısı yok abi şu üç tanesini ayrı keselim birazcık öz ee, Tekrardan doldururuz zaten Çok da problem değil aman illa 10 tane keseceğim 7-8 tane keseceğimin bir anlamı yok böyle üçlü üçlü rahat rahat kesersiniz Efteryayla olunca mesela bu 3 taneyi kesmek çok kolay değil Ama elinizde bir YSG olduğu zaman Ya da artık bir Theodor adı çıktı zaten Elinize Theodor olduğu zaman bu çok da barbar bar kesme işi yani birazcık daha sıkıcı olmaktan çıkıyor Daha rahat odaklanabiliyorsunuz oyuna Barbar bar kesmeye hem de e, daha birazcık daha eğlenceli olabiliyor. Yani e, FTL falan insan ömrünü yiyor ya FTL ile barbar bar kesmek. YSG ile bile insan ömrünü yiyor. Kes, kes 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 bıkıyor insan bir süre sonrasında cidden. Ama çok inanılmaz tatlı elmas geliyor ya. Yani şu hani hem elmas geliyor hem hız geliyor. Bakın bakalım şuna 4 tane kestik. Kaç tane geldi buradan? Bakın 5, 10, 15, 20 tane onur puanı geldi zaten. Onu geçtim. 30 elmas gelmiş. E, Az önce 120-130 civarında elmas toplamıştık. 30 daha 160 elmas gelmiş oluyor. Ham maddesinden tutun. Ham madde ama T5 ile savaşıyorsak zaten çok hastanemiz de doluyor. Çok gelen ham maddelerin pek bir anlamı kalmıyor ama e, hız geliyor abi. Sürekli hız geliyor. Şuna bak. 6 kere 5 30 e, 37 dakika 30 bir saat. Ya bir saat 20 dakikalık bir hız geldi sırf şuradan. E, şunu da kestik. E, böyle böyle sınırsız bir hız kasabiliyorsunuz sizin anlayacağınız. O şurada tatlı barbar var. Genellikle köşelerde çok güzel barbarlar oluyor. Şöyle köşeye doğru yollayalım. 1000 AP'yi bitirmek çok kolay bir şey değil. E, diyelim ki çok barbar kesiniz. Aman tekrar kendiliğinden de olsun de gerek yok. Hani bitiremem. Bitirdikten sonra zaten bitersiniz siz de. Yeter artık deyip diğer madenlere yollarsınız zaten 1000 AP'yi bitirdiğinizde. Ama hala o heyecanınız varsa ee, 1000 AP'yi bitirdikten sonra tabii ki enerji puanlarınızı da kullanabilirsiniz çantadaki. İlla kendiliğinden dolmasını beklemenize gerek yok yani. Ben bazen 1000 AP'yi bitirip sonra bir 1000 AP daha harcayabiliyordum. Çünkü bu dönemler nadir dönemler oyunlardaki. Bu kadar zon 4'ü hep böyle sakin bulabildiğimiz bir dönem olmayacak. Genellikle hep krallık haritasında olacağız. Ya da zon 5'te savaşlar olacak. Yani şu anda mesela bana ihtiyaç çok ileride. Niye? Savaş yok çünkü. Savaş olursa da gideceğiz. Savaş ne zaman çıkar çıkarsa... 40 saat sonra çıkar. 40 saat sonra bana ihtiyaç olursa ki büyük ihtimalle ihtiyaç olmayacak. Oradan buraya yollayacağım. Yine gitmeyeceğim. Boşuna ışınlanma hakkımı kullanmayacağım. İhtiyaç olursa ışınlanacağım. Ama yapacak bir şey yok ona. Abi bu bölgede beklenmez ki ya. 40 saat boyunca boşuna bu bölge herkes iç içe barbar bile yok. Normal düz barbar kesecek barbar yok. Çoklu barbarı geçtim. Yani maden toplamakta bile çok zorluk çekiyoruz. Birazcık böyle sessiz sakin bir yere gittim. Burada bir üçlü barbar daha keselim. Sonra videoyu bitireyim. Çünkü e, her yerde bakın çok yan yana barbarlar bulamıyoruz. Böyle üçlü barbar, üçlü barbar gördüğüm zaman bunları da kese kese ilerliyorum ki. Bir an önce <laughs> şu ahbe bitsin sinirini bozuyor insanın. Hey, te te. Gelişim açısından inanılmaz güzel bir şey bu. Yani yani para yatırmayla olacak şey değil abi. Bu oyunda emek, emeği çok harcamanız lazım. Yani şu oyunda şu şunu yaparak inanın ki bir YSG'niz varsa eğer oyunun başında kasabildiğiniz bir YSG'niz varsa elinizde yani şu emeği harcayabilecek çok oyuncu bulamazsınız ve bu e, taktikle e, kazanabildiğiniz hızı para yatırarak yani çoğu yani bayağı bir para yatırmanız lazım. Aşırı hız ve elmas geliyor çünkü. Öyle e, yani belki de şu yaptığınız taktik bilmiyorum ama 5 bin belki de 10 bin TL değerinde zamanla ilerleyen zamanlarda bu değer hatta daha da artacak miktarlarda bir e, taktik. Yani emek yani bu oyunda emek harcayarak yapabileceğiniz aslında çok şey var. Sadece para yatırarak değil emek harcayarak uğraşarak yapabileceğiniz çok şey var. Ama tabi bunları yapmak için de enerjinizin olması lazım. Ee, ben arada sırada yapıyorum. Geçiyorum yani çok kendimi kasmıyorum çünkü bu da beni oyundan soğutur. Bu kadar çok hadi bar 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 da bar 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 da bar, bar dersen bu da beni oyundan soğutur. Kendimi çok kasmadan yavaş yavaş elimden geldiğince yapmaya çalışıyorum. Videoyu burada bitireyim. Daha fazla uzatmaya gerek yok zaten mantık belli. Ee, çok öyle ap ya aman aman zor bir şey değil yani anlaşılması beni izlediğiniz için teşekkür ettim ee, lütfen videoyu beğenmeyi ve paylaşmayı unutmayın bir sonraki videoda görüşmek üzere Kendinize iyi bakın hoşçakalın